Okay. Coming from the top of my, knowing when I'm dropping my own type of style, and ain't nobody stopping my rise to the very top. Hit them up with all I got. Superstar, no, I'm not. Green weed, black Glock, everybody. Canlar herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar, yeni uyandım. Dedim gün içerisinde mesela, tamam mı? Yapılan algılardan, yapılan gerizekalılıklardan, yapılan salaklıklardan, IQ seviyesi düşük paspaslardan, görmekten, tamam mı? Hani biraz moralim bozulacak ya. Ondan dolayı dedim ki sabah erkenden bu videoyu çekeyim, sonra da yayınlayayım. Umarım bu son video olur. Yani anlamaları için bu son video olur. Yani artık bu konuyu anlatmaktan gerçekten yoruldum. Gerçekten yoruldum. Abi adam 33 dakika boyunca, yarım saat boyunca tane tane bütün hepsinin algı olduğuna, hepsinin iftira olduğuna, hepsinin çamur olduğuna tek tek izah ediyor. Anlamıyorlar. Yetmiyor, adam 55 dakikalık video saplıyor. La hala da anlamıyorsanız abi, siz gerçekten bu ülkeye var ya zarar ziyansınız ya. Parazitsiniz abi siz ya. Harbiden parazitsiniz ya. Ya ben ne yapacağım biliyor musun, bak ne yapacağım biliyor musun, bak bak o videoların hepsini tek tek açıkladım, dedim ki bak hepsini anladılar, şimdi ne kaldı biliyor musun? En geri zekalıları bile anladı ve şunu da söyleyeyim, bir gün hepsi bu kralın değerini anlayacak, hepsi bu kraldan özür dileyecek ve hepsi var ya, hepsi bu günler için kendilerinden utanacaklar ve böyle bir kumpasta, böyle bir zamanda, böyle bir dönemde, yani bana yapılan kumpaslarda, bana yapılan algılarda, şerefsizliklerde yanında duranlar, benim yani doğruları söylediğime ve haklı olduğuma dair video yapanların hiçbirini unutmayacağım. Bak hiçbirini unutmayacağım ama yanlış olanları da unutmayacağım. Doğruların hiçbirini unutmayacağım. Adamlık bir insan düştüğünde yanında olmaktır. Bak geçenlerde söyledim. Bak dedim ki Testo Taylan böyleydi, yanında olduğum. Vaktici Musa düşmüştü, yanında olduğum. Öbürü düşmüştü. Hatta ve hatta dünyanın en kalitesiz insanı olan Kıbrıs'ta bir tane adam var. Dünyanın en gerizekalı ve en böyle en kalitesiz insanı. İnsan bile diyemeyeceğim bir mahlukat. Ona bile defalarca yere düşmüştü, paspas olmuştu, prim verdim. Ama her seferinde prim verdiğime ihanetle karşılandım. Hepsinde var ya, hepsinde ihanet etti. Ona rağmen prim verdim. Yani ben böyle bir insanın, düşmanın bile soytarı ki olduğu halde, karaktersiz olduğu halde, yanlış yaptığı halde ben tutup da mesela destek veriyorsam, abi bundan biraz utanın, siz de biraz insanlık kapın be. Yani karşıdaki adam tutup da mesela bir şerefsizlik yapsa, bir yanlış yapsa, o algılardakinin gerçeği olmuş olsa, tamam abi destek vermeyin, zaten ihtiyacım da yok, çıkıp da bunları da söylerim. Ama ortada bir algı var ve bunun hepsini hepiniz tek tek biliyorsunuz. 2017 yılından beri izleyenlerin hepsi biliyor. O videoların uzun versiyonu bulursam, o videoların, bak o kız zorlanı yaptığıma dair, bir de öbür işte dolmuş da kızı sanki taciz etmişim, sanki kıza saldırmışım falan filan gibisinden algı yapmaya çalışıyorlar ya, onların gerçeğini bulursam çok pis yerin dibine batacaksınız. Onların gerçeğine bakacağım. Benim bir tane hard disk vardı, hard disk açılmıyor. Düneyin onunla uğraştım, açılmadı. Eğer ki kanalda gizli bölümünde inşallah varsa, uzun bölümünü, uzun versiyonu paylaşırsam, vay sizin halinize. O zaman ne olur biliyor musunuz? Hepiniz köpek gibi pişman olacaksınız bu adama iftira ve algılardan ve çoluk çocuğun, çoluk çocuğun dalgasına vazelin olduğunuzu anlayacaksınız. Hani kendinizi zeki sanıyorsunuz ya, işte çağdaşlık, işte şunu çözdük, bunu çözdük. Orada birer süzme gerizekalı olduğunuzu anlayacaksınız ve bu utanç hepinize yetecektir. Okey. Adam oradaki, bak tekrar tekrar söylüyorum, kısa böyle bir şekilde söylüyorum. Oradaki anal versiyon var ya, anal olayı. Yani kıza sanki zorla, normal bir kıza, sanki normal bir kıza zorla işte yapmışım gibi falan filan bir algı yapıyorlar ya. Abi orada adam kız arkadaşı. Onu da niçin söyledi biliyor musun? Günümüzde mesela anal seks modası var, furyası var. Yani kızından tut, tamam dişisinden tut, erkek versiyonuna kadar, erkeklerden tut kızlara kadar, herkes bu olaya meraklı, herkes bu olaya hevesli. Ben de bu hevesi kırmak için onu yaptım. Ki mideler de bulansın, tiksinirsinler diye eski bir anımı anlattım. Yarın oradaki anı aslında onları o olaydan, o yanlıştan tiksindirmek, uzaklaştırmak için. Ki bunu uzun versiyonda da göstereceğim size. Bunun doğruluğunu da, doğru söylediğimi, yalan söylemediğimi uzun versiyonda göstereceğim size. İşte o gün hepiniz köpek gibi pişman olacaksınız. Hepiniz, hepiniz. Bugün bana var ya, bugün bana bu kumpası alet olan, ne kadar geri zekalı varsa hepsi pişman olacak. Ve şunu da söyleyeyim, o pişman olanların da var ya, hepsinin süzme bir salak olduğu ortaya çıkacak. Ne olacak biliyor musun? Onların bütün takipçileri bu krala gelecek. Bak ben size söylüyorum bak. Bak ben size söylüyorum, güzel günler bizleri bekliyor. Çünkü eğer ben haksız olsam, suçlu olsam falan filan çıkardım, bir dünya söverdim. Ben sinirli, agresif bir insanım. Bak ona rağmen, öyle bir kimya sahibi olmama rağmen, 2 gündür video yapıyorum. Bu 3. video. Hiçbirinde de tutup da sövmüyorum. Hepsinde gayet güzel bir şekilde, berrak ve net bir şekilde anlatıyorum. Yani IQ seviyesindeki beyin sahibi bir insanın bunları anlayacağını, anlamıyorsa ben harbiden şaşırıyorum insan. Yani ona rağmen mesela sövmüyorum. Normalde anlatıyorsan anlamıyor ya, söverim. Söverim. Haklıyım çünkü. Ama yine de sövmüyorsam bu nedendir biliyor musun? Çünkü şundandır.
Er ya da geç, er ya da geç. O geri zekalılar bunu anlayacaktır. Bir, ikincisi onların geri zekalı orada ifşalanacak, ortaya çıkacak ve bunu onların takipçileri de hepsi anlayacak. Yani hepsi anlayacak. Ondan sonra o kral takipçilerin hepsi bu adamın dürüst ve düzgün ve yalan söylemediği ve bunların algı olduğunu anlayacak. Hepsi bize gelecek ve kendileri rezil rüsva olacak. Okey? Bekleyin ve görün. Bekleyin ve görün. Hepiniz rezil olacaksınız. Çünkü sonuna kadar hak ettiniz. Çünkü adam çıkıp da tek tek açıkladığı halde yanlışta ısrar ettiniz. Şeref yoksun insanlarsınız lan. Allah belanızı versin de verecekler. Okey. Vicdanım rahat. Şimdi geçelim Testo Taylan kardeşimize. Şimdi neredene kadar mesela YouTuber varsa sindiremiyorsa bu olayı, tamam mı? Hepsi ortalığı karıştırmaya yönelik. Hepsi işte Tetsu Taylan'a küfür edecek, söyleyecek falan filan. Karışacak, birbirlerine karışacaklar, birbirine kötü olacaklar. Diss atacak, şunu yapacak, bunu yapacak. Çünkü niye biliyor musun? Bunları yapmalarındaki sebep bunu böyle görmek istiyorlar. Yani arzuladıkları olay bu. Onun da sebebi ne biliyor musunuz? Çünkü hepsi bu kralla bir araya gelmek istedi ve bu kral hepsini reddetti. Hepsi yalvarırcasına benimle görüşmek istedi. Ayağıma kadar gelmek istediklerini söylediler. Gördüğünüz çoğunun videolarında, bir tane değil, 50 tane videolarında görebilirsiniz. Yanıma gelmeler, ziyarette bulmalar, canlı yayına teklif etmeler, canlı yayına davet etmeler. Adam hiçbirini siklemedi. Adam siklemediyse adam şunu anlatmaya çalışıyor. Kardeşim ben seni sevmiyorum ya. Sen boşun da boşusun. Ben seni var ya sinekten bile saymıyorum. Çünkü sen karaktersiz bir insansın. Sen şeref yoksunu bir insanlarsınız, anladın mı? Hani bunu videoda da Tetsu Taylan'ın videosunda da söylüyor. Adam diyor ki birkaç tane görüştüğüm efendi düzgün insan var. Onlarla da sözüm var. Moralim yerine geldiğinde onlarla da video yapacağım. Yani bu ne demek biliyor musun? Diğerleri boş insanlar demek istiyor. Kibarca bunu söylüyor. Ama adam anlamıyorsa bunu direkt yüzüne söyleyeceksin. Buradan söylüyorum. O hasetlik yapanlar var ya, çekememezlik, ikimizin arasını kötü yapmaya çalışanlar falan var. Hepsi şeref yoksun insanlar. Tamamıyla çekememezlik ve tamamıyla şerefsizlikler. Anladınız mı? Çünkü kendilerinin yapamadığını o yaptı ya, ondan dolayı sindiremiyorlar. Kendilerinin yapamadığını Taylan yaptı ya. Yani bir şekilde ben Taylan'a izin verdim ya. Ben izin vermesem Taylan da gelemez yani adam. Kim gelebilir abi yani? Düşünsene sen bir yerde yaşıyorsun mesela. Görüşmek istemedikten sonra kim gelebilir ya? Haneye tecavüz olur abi. Sadece Taylan değil mesela. Bugün al sararım, keserim, şunu yaparım, bunu yaparım diyenler var ya. Babacığım gidersin adamın evine ya babacığım. Tamam mı? Çünkü bak adam iftiraya kurban gitmiş. Bunların hepsinin delilleri var. Tamam mı? Ve buna rağmen sen gidiyorsun, tamam mı? O adamı rahatsız etmeye yönelik ya. O adam senin diz kapaklarına iki tane sıkar. Böyle sürüne sürüne giderse. Ne olur biliyor musun? Bu adam hiçbir şekilde ceza almaz. Çünkü adam açıklama yapmış. Açıklamayı yapmasına rağmen sen gitmişsin adamın haneye tecavüz ediyorsun. Her türlü suçlusun baba. Hem suçlusun ceza alırsın, hem de olan diz kapaklarına olur sürünür gidersin baba. Okey? Heh. Bu yüzden de bunu ayıktırayım da kimse böyle bir salaklığa, kimse kimsenin geri zekalığına soyunmasın baba. Ortaya açılan bir tane soytarlık var, bir şerefsizlik var. Kimse o şerefsizliği alet edip de kendine ziyan etmesin. Yazık, günah size, okey. Zaten hepsi ortaya bir bir çıkıyor, çıkmaya da devam edecek. Dediğim şekilde yarın öbür gün var ya, onların fanları bile olayı anladığında ben, tamam mı? Onların fanlarının bile bunlardan daha zeki olduğunu düşünüyorum. Ve öyle de olacak. Hepsi gerçeği anlayacak, hepsi bize gelecek ve hepsi prim kaybedecek. Onlar bizden prim kapmak isterken hepsi prim kaybedecek ve biz tam tersi daha da yükseleceğiz baba. Çünkü doğru duvar yıkılmaz. Bugün karşılaştığımız olay ne biliyor musunuz? Bugün karşılaştığımız olay tamamıyla bir rüzgar. Ve şöyle bir söz vardır yani, rüzgarın şiddeti ne olursa olsun kayadan alıp götüreceği sadece tozudur. Bizler kayayız, doğru duvar yıkılmaz. Onlar sadece bizim tozumuzu götürecekler ve ondan sonra biz kazanacağız. Çünkü Allah her zaman dürüstlerden yanadır. Hiçbir yapılan iftira, hiçbir yapılan yanlış algı vesaire böyle kalmaz. Er ya da geç mutlaka doğrusu ortaya çıkacak ve o videoların uzun versiyonu yayınladığımda bu dediğim olacak. Okey. Gelelim Testo Taylan olayına. Dediğim şekil bize halleşik yaptı mı yapmadı mı? Bütün YouTuberlar, tamam mı? Daha doğrusu çekemeyen, benimle video çekmek isteyip de çekemeyen adamın tınlamadığı, umursamadığı parazit takımı bizim kötü olmamızı istiyor. Fitne yayıyorlar, kışkırtmaya yönelik falan filan. Tüm bunlara rağmen adam 3. videodur bak. Hepsinde pozitif bir şekilde yaklaşıyor. Adamdır diyor, dürüsttür diyor falan filan. Yani savunmaya yönelik yapıyorsa ama bakıyorsun ki Taylan bu profilin aynısını devam ettireceğine, yani benim tarzımda yaklaşacağına tam tersi bir profil sergiliyor. Abi sen bunu yaparsan yanlış yapıyorsun güzel kardeşim. Bak hatalısın, bak yanlış yapıyorsun. Bak sen şu an ne yapıyorsun biliyor musun? Nerede bir tane çoluk çocuk geri zekalı varsa onlara malzeme oluyorsun. Onların oyuncağı oluyorsun. Yani bir insan bunu yapamaz. Karakterine yazık, kişiliğine yazık, beynine yazık. Hatta ve hatta trajedinin son vakasını söyleyeyim mi? Adamlar, tamam mı? Adamlar böyle bir salaklığa bile inanıyorlar. Vay efendim işte kurguymuş, tamam mı? Adam gitmiş oraya işte, tamam mı? Kurgu şeklinde. Yani Testo Taylan ne kadar zekiymiş falan filan gibisinden. Testo Taylan bu durumda zeki olmuyor. Tam tersi geri zekalı olmuş oluyor. Yani böyle bir şey zaten mantığa ters, anladın mı? Düşünsene böyle bir şey. Hem geri zekalı olmuş oluyorsun hem de kalleşlik yapmış oluyorsun. İhanet etmiş oluyorsun. Nereden baksan safsata, nereden baksan ihanet, nereden baksan yanlış. Anladın mı? Yani nereden tutarsan tut şeref diye geliyor, anladın mı? Böyle bir şerefsiz olduğunu da zannetmiyorum bu kardeşimizden ya.
Gerçekten zannetmiyorum. Umarım da değildir. Ben olduğuna da inanmıyorum yani. Eğer şayet öyle bir şey varsa kendisi zararlı çıkar. Niye zararlı çıkar biliyor musun? Hem salaklığını ifşa eder, hem geri zekalı olduğunu, hem de ihanet edip kalleşlik yaptığını ortaya sermiş olur. Ve bu şekilde de ne olur biliyor musun? Bir sürü takipçi kaybeder. Bir sürü ne kadar dürüst takipçi varsa hepsi bize gelir ve hepsi kendisini bırakır. Kala kala ondan soytarılar kalır. Birkaç tane soytarı kalır. Onun dışında kimse kalmaz. Yani zarar eder. O yüzden de ben kardeşime şunu sesleniyorum. Çıkıp gerçekleri söylemesini buradan sesleniyorum. Çıkarsın şunları söylersin. Bak şunları söylersin. Abi ben seni seviyorum işte. Sevmesem zaten 10 kilometre yol yürümezdim. Buradan oraya kadar geldim. Güzel bir video çektik. Senin de durumlarını gördük. Yani dürüst bir insansın. Ne demişsen hepsi doğru. Tüm yokluklara, tüm sıkıntılara rağmen vatanını, ülkeni her zaman savunmuşsun. Hiçbir şekilde ihanet etmemişsin. Videolarda ne duyduysak hepsi doğruymuş. Tamam mı? Özlü sözlü bir kral bir adamsın. Ama ve lakin bu yapılan algılar beni yıprattığı için tamam mı? Bunu söyleyebilirsin. Beni yıprattığı için abi işte videoyu kaldırmak zorunda kaldım. Kusura bakma falan filan. Ben de tamam derim geçerim. Anladın mı? Hatta derim ki senin için ne gerekiyorsa yaparım. Ama ve lakin kardeşim şöyle bir şey var. Babacığım adam çıkmış videoda açıklamasını yapmış. Bütün hepsinin algı olduklarını. Sen şunu yapman gerekiyor. Bana onu diyeceğine tamam mı? Videoyu tutarsın tekrar açıklama şey yaparsın. Açık hale getirirsin. Videonun açıklamasına da benim bu açıklama linklerimi koyarsın. Arkadaşlar kimse bana tavır yapmasın. Kimse beni işte suçlu muçlu falan filan bunda itham etmesin. Bak adam videoda tamam mı? Bütün hepsinin kolpa olduğunu, yanlış olduğunu, algı olduğunu, iftira olduğunu tek tek açıklamış. Alın izleyin babacığım. Benlik bir durum yok. Yardım da isteyen atar, istemeyen atmaz. Benlik bir durum yok. Bunları yapması gerekirken o ise tutuyor ne yapıyor biliyor musun? Çakallardan yana var ya şerefsiz sizlerden yana tavır sergiliyor ya. Üzücü bir durum abi ya. Kendini üzersin yana. Ne yaparsan kendine yaparsın. Salağın bir tanesi tutmuş bir yorum yazmış. Tamam bak süzme salak. 15-16 yaşlarında süzme bir salak bile değil. Hem o şey hem de salak. Ama işte Testo ne kadar zekiymiş falan filan. İşte yıllardır kimsenin bulamadığını yaptı gitti. Şunu yaptı bunu yaptı falan filan. Ya böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok. Gülünecek bir olay. Yani rezil olacak bir olay. Adam da tutmuş buna inanmış. Gitmiş ona prim vermiş. Hani ben bunu söylersem tamam mı? Algıya bakar mısın? Hani ben bunu söylersem insanların algısını değiştiririm. Bana bakış açısını değiştiririm. Yani ben o adamı sevmiyorum falan filan gibisinden bir tavır ortaya çıkar. Ben o adamı kullanmışım. Kalleşlik yapmışım gibisinden bir şey ortaya çıkar. Durum ortaya çıkar. Yani buradan sıyırırım. Abi sen buradan sıyıramazsın. Sen burada ne yapıyorsun biliyor musun? Kendini daha çok bataklığa sürüklemiş olursun. Çünkü doğru duvar yıkılmaz. Ortada bir doğru var. Tamam mı? Doğru dürüst bir insan var ve tek tek açıklamalar yapmış. Sen buna rağmen bu adama sahip çıkacağına, bu adama yardımcı olacağına, sen ihanetle, kalleşlikle cevap verirsen tamam mı? Bir kalleşlik yaptığını, iftira falan filan, bir kalleşlik, bir ihanet yaptığını yaparsan tamam mı? Ortaya sergilersen çünkü insanlar gerizekalı değil ve seni sevmezler. Senden uzaklaşırlar ve prim kaybedersin. Bunların olmasını istemiyorsan dediğim şekilde, deminki açıkladığım şekilde çıkarsın babacığım. Video açık hale getirirsen ve dersin ki böyle böyle babacığım bana hiç kimse tavır koymasın, gönül koymasın. Ben röportajcı bir insanım. Bu adamın da zaten hiç daha önce tanınmamış bir insan değil yani. Normalde tanınmış bir insan 7-8 senedir de içerik yapıyor. Ne olduğunu da biliyorsunuz tamam mı? Ve adamın da o videoların hepsinin algı olduğunu biliyorsunuz. İftira olduğunu biliyorsunuz. Ve adam hepsine tek tek 2 videoda 3 videoda cevap vermiş. Buyurun linkleri burada. Tıklayın izleyin babacığım. Ha bağış konusunda da ister atın ister atmayın. Beni bağlamaz beni karışmaz dersin. Olayın içine çıkarsın. Olsa da keyfine bakarsın. Oturursun arkana yazarsın. Uçuşun tadını çıkartırsın. Mertliğin ve adamlığın tadını çıkartırsın. Ama bunu yapmazsan öbür türlü gerçekten geri zekalı bir konuma düşersin. Ve salak konuma düşersin. Ve salaklar oyuncağı bir konuma düşersin. Buna da yazık ya. Üzülmür yani ha. Yakışmaz kardeşime tamam mı? Böyle bir konumda, böyle bir geri zekalı ve kalleş konumunda seni görmek istemiyorum. Gerçekten üzülür yani ha. Biz üzülüyorsak sen de kendine üzül ve böyle bir konuma düşürme kendini. Tamam mı kardeşim? Okey. Çık ve olayları toparla. Sana da yakışan bu durum. Diğer karalama politikasına alet olan geri zekalı fenomenlere de tekrar tekrar söylüyorum. Deminki gibi o videoların uzun versiyonu bulmaktan başka bana seçenek kalmadı. Arayacağım, tarayacağım, onların uzun versiyonu bulup videoda yayınlayacağım. Orada ne kadar rezil ve ne kadar şeref yoksunu insanlar, ne kadar IQ seviyesi düşük, paspas ve hiçinde boşunda boşu olduklarını anlayacaklar ve hepsi bin pişman olacaklar ve takipçilerin hepsi de onların ne kadar boş olduğunu anlayıp bizlere doğru duvar yıkılmayan yere kral gibi adamın yanına hepsi geleceklerdir. Ben bunları paylaşmadan evvel, bunları yapmadan evvel, bu dediğim olay olmadan evvel çıkın adamsanız ve akıllıysanız ve dürüstseniz hepiniz özür dileyin. Hepiniz yaptığınız yanlışı telafi edin. Yoksa yarın öbür gün ben o videoların uzun versiyonu paylaştığımda rezil olursunuz, prim kaybedersiniz. Benden söylemesi. Babalar, bu videoyu kısa tutacağım. Benden bugünlük de bu kadar. Bir sonraki bombalarda ve actionlarda ve maceralarda ve kolpaların ne kadar gerizekalı olduklarını ifşalamada görüşmek üzere.
Bir gün herkes bu kralın değerini bilecek ama o gün geç olacak. Ve ben o gün hiçbir zaman hiçbirinin yaptığını unutmayacağım. Zor günlerde yanımda olanlar da karşımda olanlar da. Çünkü zor günlerde yanımda olanlar şunun sembolü, şunun temsili olacak. Bu adam iftiraya maruz gitmiş, bu adam iftiraya maruz kalmış, bu adam komploya falan filan maruz kalmış. Bu adamın tamamı dürüst bir insan olduğunu savunuyor. Öbür tarafta ise tam tersi, karşıdaki gerizekalılar 3-5 tane salak ortaya bir şey atmış. Biz bunların hepsini 7-8 senedir zaten izliyorum. Yani dün bir tane yorum izledim. O yorum bana var ya aşırı ferahlatıcı geldi. Şöyle demiş ki abi demiş 7-8 senedir bizim izlediğimiz videoları bunlar tutmuş ifşa diye şey yapıyorlar işte yayınlıyorlar falan filan. Oğlum bunlar ifşa değil ki, adamın zaten normal videosu. Adam o videoların başına hepsini tek tek izah etmiş. Bunların uzun versiyonunu yayınladığımda hepiniz rezil üstü olacaksınız. Şimdiden çıkın ve olayı toparlayın ve özürünüzü dileyin. Adam olmak bunu gerektirir. Yapmazsanız kendiniz zararlı çıkarsınız. Şimdiden söylüyorum, devamı önümüzdeki günlerde gelecek. Ben buradan son olarak IQ seviyesi yerinde olup dürüstlük olan, kalbinde dürüstlük barındıran, adamlık barındıran kim varsa hepsine sesleniyorum. Hepiniz adamsınız, kralsınız. Çünkü bu dünyadaki en büyük zenginlik dürüstlüktür ve adamlıktır. Bir insanda bunlar yoksa istediği kadar parası pul olsun, o adam şerefsizin, eziğin, malın önünde gidenidir ya. Bunlardan olmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Adamsınız, kralsınız ve sizlere şunu sözünü veriyorum. Vallahi de, billahi de, tallahi de bizler kazanacağız. Dürüstler kazanacak. Yanlışlar, korpalar, gerizekalılar ve de şeref yoksunları kaybedecek. Bunlar size hepsinin sözünü veriyorum ve önümüzdeki günlerde de göreceksiniz.